Çok değerli iş ortaklarımız ve çok değerli sevgili dostlarımız. Bu hafta bir kez daha sizlerle buluşmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve hepinizi sevgiyle ve saygıyla, büyük hürmetlerle selamlıyorum. Bugün İndeks Grup olarak kanal buluşmaları başlığı altında webinar serimizin de tam 6. yayınındayız ve konuğumuz Microsoft'un MEA Bölge Müdürü sevgili Deniz Özen. Benden çok daha iyi tanıyorsunuz. Ben de ama çok eskiden bu yana keyifle tanıyorum. Sevgili Deniz, tekrardan sana bugün üçüncü kez diyoruz. Hoş geldin. Teşekkür ederim Erol Bey, davetiniz için de çok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bugün gerçekten bizlerle birlikte olduğun için sana çok özel teşekkürlerimi iletiyorum. Ve aynı şekilde hakikaten bu keyifli bizle geçireceğin 45 dakikada kanal içinde çok değerli ve keyifli bilgiler, faydalı bilgiler üreteceğin konusunda da en ufak bir şüphem yok. Aynı şekilde Index Group adına da bugün tekrardan Banu'ya bugün galiba 4 veya 5. teşekkürümüz. Ben bile karıştırdım onda. Bütün emeği geçen ekibe, sevgili Index ekibine ve Banu'ya da tekrardan canı gönülden teşekkür ederim. Sevgili Deniz, sevgili iş ortakları, biz bu toplantılarda biraz artık adet haline çevirdik belki. Şöyle ki bizim ilgili olan çok değerli üreticimizle geçmişe dönük varsa bir iki anekdotumuz veyahut da ilk günlerimize sanki dönüyoruz. Ben de valla izin verirseniz böylece çok eski yıllara sizi hafifçe döndüreceğim. Bizim Microsoft'la yolumuz ilk kez 1999 yılında çakıştı. Yani 1999 bugün parmak hesabı yaptığımız zaman nereden baksak 20 yılı geçtik. 21 yılı bile neredeyse bitirmek üzereyiz diyebilirim neredeyse. O dönem yani 1999'a dönüyorum bütün iş ortaklarımızın sevgili çözüm ortaklarımızın da izniyle. Distribütör seçim günündeydik Microsoft'un. Ve Microsoft'un çünkü her zaman bu distribütörlük seçim meseleleri önemli konulardır. Bir üretici için de, distribütör adayı için de. Yıl 99, Microsoft'un genel müdürü Süreyya Cilik'ti. Buradan gerçekten sevgiyle anıyorum kendisini, selamlarımı gönderiyorum. Eğer bir şekilde ulaşırsak anlamında. Ve seçim günü Microsoft'ta sunumumuzu yapmaya gittiğimizde benle birlikte yanımda sevgili Mete Ataman vardı. Mete'yi eski arkadaşların çoğu tanırlar. Rahmetli Mete hakikaten burada tekrardan sevgiyle ve özlemle kendisini bir kez daha anıyorum. Anlatmak istediğim çok keyifli bir anekdot var. Rahmetli'yi de tekrardan şahit ederken. Mete malum müthiş Galatasaraylıydı. Koyu Galatasaraylı diyebileceğimiz çok sıkı bir taraftardı. Ve bizim seçim günü tahmin ediyorum saat 16-17 falan civarındaydı. Microsoft'un binası o zaman darphanenin yanındaki o iki kuleden bir tanesiydi o yıllar. Ve normal bu tip şeylerde benim de o yıllarda bayağı bir tecrübem oluşmuştu. Maksimum 2 saat sürer. Meteciğim dedim hiç merak etme. 2 saatte inşallah neticeye kavuştururuz biz bu işi. Tabii ki aday bir hayli aday vardı olmasına rağmen. Sen de maçına gidersin. İnşallah güzel bir şeyle atmosferle falan derken. Tabii Süreyya Cili dostumuzu iyi tanıyanlar çok daha iyi bilirler. Detayla uğraşmayı çok sever Süreyya Cili. Biz anlattıkça konulardan bahsettikçe o dip detaylara girmeye başladı. Ve uzun lafın kısası bizim sunum 2 saatlik sunum maksimum 2 saatlik 4,5 saat sürdü sevgili iş ortakları ve sevgili Deniz. Dolayısıyla ne maç kaldı şekle sanki şey oldu ve Mete gerçekten maça muazzam bir işte geç kalmıştı. Bir yandan sunumun çok iyi gittiğini çok seviniyordu ama bir yandan da gerçekten maça gidemediğine de fevkalade üzülmüştü. Maçı kim kazandı o tarihte bilemem. 21 yıl önceden bahsediyoruz ama o günün kazananı şampiyonu gerçekten Index olmuştu ve Microsoft distribütörü unvanını almıştı. Bu yıllar kendi içinde de akarken çok güzel projelerle geçen, bunun tabii önemli bir kısmı ticari faaliyetlerimizi içermekle beraber bir kısmı da Türkiye'nin gerçekten sosyal bütün dokunumlarına, faydalarına dokunan projelerdi. Bunlardan bir tanesi yine birçok iş ortaklarımın katkısıyla gerçekleşen gerçekten Türkiye Bilişim'de Kalkınıyor projesi. Yani Türkiye'deki bütün avranın, bütün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan işte o zamanki şeyde K12 değildi belki ama ben K12 diyeyim daha rahat tanımlamak için. Bütün okullara aşağı yukarı bilişim laboratuvarlarının kurulmasına sebep olmuştuk. İsim babası da Türkiye Bilişim'de Microsoft'tu sevgili Çağlayan Arkan'dı. Yani Eylül 2003 itibariyle Microsoft Genel Müdürü olan çok yakın dostumuz, sevgili dostumuz. Onunla beraber Türkiye'nin neredeyse her noktasına Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber ve
Türkiye Bilişim Endüstrisi'ndeki bütün oyuncularla beraber, ikisinden de beraber muazzam derecede bir katkıda yapmıştık. Yani neredeyse bilgisayar laboratuvarı değmeyen Anadolu'da okul kalmamıştı. Yıl 2003'ten bahsediyorum. Bunların hepsi anlatılabilecek birçok şey olabilir büyük keyifle. Ama bir de şunu söylemeden edemeyeceğim. Yani eminim kanaldaki bütün ekosistemle şimdi benimle beraber olacaktır bu lafımda. Bu bizim gördüğümüz 21 yıllık süreçte. Tabii ki her türlü dönemin akışı gereği zorluklar çektik. Özellikle burası Türkiye. Zaman zaman ekonominin peklerde down olduğu veya dünya ile beraber anlamda çok aşağı düştüğü veya şimdi olduğu gibi bir pandeminin etkisiyle gerçekten o noktada ekosistem zora girdiği zaman İlk kanalın elinden tutan, bu zorlukları aşmak üzere destek olan üreticilerin başında hep Microsoft geldi. Yani bunu tenha bir yerde söylemiyorum, özellikle kalabalık bir yerde söylüyorum ki herkes rahatlıkla daha rahat duysun diye. Önemli bir duyarlılık, önemli bir anlayış ve desteği vardı Microsoft'un. Bu noktada gerçekten deniz, bütün ekosistem, Microsoft'un kendi iç ekosistemine buradan kanal adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı hakikaten iletiyorum. Çok sevindim dostum. Bambaşka tabii planlamalarla, bir stratejiyle, umutlarla 2020 yılına girmiştik. Ama maalesef 2020 yılının bize vermiş olduğu mesajlar biraz daha farklı oldu. Şu an içinden geçmekte olduğumuz bu süreç gibi. Ama emin olun ki bugünün acısı yarının gücüdür. Bu lafa sıkı sıkı sarılmakta fayda var. Salgınla birlikte de gördüğünüz gibi bu yarının gücü olan, yani şurası kesin, özellikle dijital dönüşümün süreci de muazzam derecede hızlandı. Yani emin olun salgının ortaya koymuş olduğu bir korku tüneli olduysa bu korku tünelinden de çıkışın tek yolu belli oldu ve o da teknolojide, o da bütün iş ortaklarımızın ekosisteminde. Çünkü bakın Mevlana şöyle diyor, insanın kanadı gayretidir. Bu konuda gayretimizin daha fazla olduğu, daha fazla uğraşmamız gereken, daha fazla çalışmamız gereken hem Türkiye ekonomisine hem kendi ekonomimize hem bütün alemin ekonomisini güçlendirmek adına da fevkalade hızlı bir şekilde çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir de son söz şunu söyleyeceğim sevgili dostlar. Her yeni sabaha hayattan kaçmak için değil, hayatı kaçırmamak için uyanmanızı diliyorum. Bu doğrultuda yani bizleri şaşırtacak kadar bile hızla hayatın normale dönmesini canı gönülden diliyorum. Ve çok büyük bir memnuniyetle sözü Banu'ya devrediyorum. Ve ben de siz değerli kanal iş ortaklarımız gibi ekranın köşesine çekilip sevgili Deniz'i izlemeye hazırlanıyorum. Sağlıcakla kalın ve çok güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. Sağlıkla, sağlıkla. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bu güzel açılış konuşmanız için, verdiğiniz mesajlar için, ayrıca bizi geçmişe götürdünüz, Microsoft'la olan uzun tarihimizi tekrar hatırlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye adına virüsün ülkemizde görüldüğü ilk vaka tarihini milat alırsak, yeni normallerin 65. günündeyiz. Artık hep birlikte durumu kabullendik. Sağlık açısından alınması gereken önlemler sürekli önceliğimiz olmakla birlikte, işlerimiz açısından önümüze bakmak, tüm dünyayı etkileyen salgının bize yansımalarını azaltmaya çalışmak, yeni normallerden sektörümüz adına çıkabilecek fırsatları yakalamak da eşit oranda ön plana çıkmış, önceliğimiz olmuş vaziyette. İndeks Grup Kanal Buluşmaları serimizin aslında odağı da yeni süreçteki öncelikleri, sektörümüz için çıkabilecek bu fırsatları üreticilerimizin penceresinden dinlemek oldu. Bugün sizin de işaret ettiğiniz gibi 6. oturumunu gerçekleştirdiğimiz webinar serimizde konuğumuz Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölge Genel Müdürü sevgili Deniz Özen bizimle birlikte. Deniz, bir kere de ben hoş geldin demek istiyorum. Çok teşekkür ederim Banu'cum. Şu an iş ortaklarımız sanal olarak toplantımıza katılmaya devam ediyorlar. 200'ün üzerinde iş ortağımızla birlikteyiz. Tüm iş ortaklarımıza oturumuza göstermiş olduğunuz ilgiden, ayırdığınız vakitten dolayı çok teşekkür ediyorum. Umuyorum sizlerin, ailelerinizin ve tüm çalışma arkadaşlarınızın sağlığı yerindedir. Bugün Deniz'den hem Türkiye pazarında hem de kendisinin sorumluluğunda bulunan Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki, hatta globaldeki yeni dünyayı Microsoft penceresinden dinleyeceğiz. Sözü Deniz'e bırakmadan sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ekranınızda bulunan soru işareti kutucuğuna basarsanız sağ alt köşede çıkacak soru ve yanıt bölümüne konuşma esnasında sorularınızı yazabilirsiniz. Onlar benim ekranıma düşecek ve süremiz yettiğince hepsini Deniz'e yöneltmeye çalışacağım. Güzel bir etkinlik olmasını diliyorum ve sevgili Deniz, seni dinliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum Banu'cum, sana da, özellikle Erol Bey'e de ve tüm Index ailesine de çok nazik bir davet. Ve bugün bütün kanalla beraber bir arada olmama vesile olduğunuz için gerçekten teşekkürü borç biliyorum.
Erol Bey çok gerilere götürdü. Ne ilginçtir ki hiç böyle hesaplamamıştım. 1999 dediniz. O zaman kompak hatırlarsınız. Kompak bilgisayar vardı ve ben orada çalışıyordum. Microsoft'a geçmem zannediyorum 2001 yılı olsa gerek. Ama şöyle bir geçmişe bakıp da bu sektördeki dostlukların ne kadar sağlam olduğunu ve sürekli olduğunu tekrar hatırlamak gerçekten bana hem onur gurur verdi hem de bir o kadar da mutluluk verdi. Bu kadar geriye götürdüğünüz için tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özel. Çok teşekkür ederiz. Kompakt'ta senle buluşmuştuk Deniz zaten. Evet, Microsoft'a. hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Çok çok güzel anılarımız var. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü özellikle şuradan başlayayım. Bu tip kanal buluşmaları gerçekten de çok değerli. Önemi tartışılmaz. Dediğim gibi 20 seneyi aşkın bir zamandır iş ortaklarıyla beraber çalışıyorum. Ama bu sektör ortaklığı yapısının özellikle böyle dönemlerde ne kadar önemli olduğu tartışılmaz. Çünkü bu kadar sık bir araya gelerek bir şeylerin üstesinden daha hızla gelebileceğimize inancım sonsuz. Konuşarak, tartışarak ne tip fırsatlar beraberce yakalayacağımızı beraber irdeleyerek ve çözüm bularak bu konularda bence çok hızlı yol alıyoruz. Bu çok çok değerli bir şey. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu yaşadığımız gibi zorlu dönemleri bu iş ortakları kanalının en az hasarla atlatmasında bence indeks gibi yapıların çok çok değerli ve kritik bir önemi var. Çünkü özellikle böyle zor günlerde sadece ürün tedarik eden yapılar olarak değil, bildiğiniz gibi yeri geldiğinde kredi sağlayan bankalar olarak, yeri geldiğinde lojistik şirketi olarak ve en önemlisi de sizi dinleyen bir dost olarak tutkuyla bir rol üstleniyorlar. Ve bu da çok çok değerli. Zaten ben indeksin de geçtiğimiz günlerde 30 yılını kutladı 30. yılını bildiğiniz gibi. Bu işi çok iyi yapabildikleri için 30 yıldır bu şekilde başarıyla bu sektörde olduklarına canı gönülden inanıyorum ve aslında indekse bir sektör emekçisi olarak öncelikle nice 30 mutlu yıllar demek de istiyorum. Erol Bey hoşunuza gider mi bilmiyorum. Bir 30 yıl daha çalışıyor olma durumu ama gerçekten de nice 30 yıllar dilerim. Konudan konuya atlıyorum. Biraz kendimden bahsedeceğim. Gerçekten de çok kısa. Dediğim gibi 18 seneyi aşkın Microsoft'ta çalışıyorum. Başından beri Orta Doğu ve Afrika organizasyonunda çeşitli rollerde ama 79 ülkeden sorumlu olarak çalıştım. Belki Türk olduğum için mi bilmiyorum ama sektörümüzdeki bu sıcaklığın ve bu ilişkilerin her ülkede aynı olmadığını sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Çok daha mekanik ilişkiler ve bu mekanik ilişkilerin de katma değer yaratma konusunda ne kadar faydalı olacağı soru işareti. Onun için bizdeki bu daha bağlı iç içe geçmiş ilişkiler, daha yakın ilişkiler, mekaniklikten uzak daha çok productivity, daha çok sonuca götürücü. Bu önemli ve güzel bir şey. Zaten biz bildiğiniz gibi çok fazla kriz döneminden ülke olarak beraberce geçtik. 94 krizini hatırlıyoruz, 2001 krizini hatırlıyoruz. 7 sene sonra 2008'de bir kriz daha hatırlıyoruz. Bizim farkımız hızla adapte olabilmemiz ve hızlı iyileşme süreçlerini ticarette çok çok iyi yönetebilmemiz. Dilerim bu sefer de böyle olacak. Ben böyle olacağına inanmak istiyorum. Microsoft gibi yapılar, bizler bazen üretici penceresinden baktığımızda tüm olaya satış gözüyle bakabiliyoruz. Bir yandan da sizler için nakit akışı, tahsilat, risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu atlıyoruz. Ancak tecrübelerim gösterdi ki bu tip zor dönemlerdeki ilk önceliğimiz nakit akışı olmalı. Bakın, size belki çok iyi bildiğiniz bir örnek vereceğim. Çünkü bu örnek okul zamanında benim kafama gerçekten de kazındı. İzninizle tekrar etmek istiyorum. Erol Bey çok iyi biliyorsunuz. Bir işletmede 3 tane top var. Satış, karlılık ve nakit akışı. Bu toplardan 2 tanesi lastik. Satış ve karlılık. Ne oluyor lastik olunca? Dibe hızla vurabiliyorlar ama aynı şekilde büyük bir hızla da yukarı çıkabiliyorlar. Satış ve karlılık bunlar.
Ama diğer bir top var ki, en kritik, en önemli top. O da camdan bir top. O da nakit akışı. Nakit akışı cam olduğu için onu yere düşürmemek gerekiyor. Kolay olmadığının son derece bilincinde ve farkındayım. Ama bir yandan tekrar edeceğim. Nakit akışını yönetmeyi çok çok iyi bildiğimiz, bu kriz tecrübelerimizden dolayı öğrendiğimiz için de şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Son olarak açılışımı bitirmeden önce, bu krizin öncekilere göre en önemli farkı, Erol Bey'in açılış konuşmasında bahsettiği gibi, irili ufaklı tüm şirketler istisnasız teknolojinin ne kadar vazgeçilmez bir yatırım kalemi olduğunu ve rekabet avantajı sağladığını görmeleri oldu. Bunu görmeyen, köşedeki sucuk salan, enginar satan arkadaşlar bile online'a geçiş yaptı ve bunu söylerken şaka yapmıyorum. Hatırlarsanız başka bir örnek vereyim. Birkaç ay öncesinde, bilmiyorum sizler konuştunuz mu ama ben çevremde çok duyuyordum. PC'nin artık evlerde ne kadar gerekli olup olmadığı konusunda insanların kafasında epey bir soru işareti vardı. PC yenileme cycle'ları, eskiden Erol Bey hatırlarsınız çok iyi, 4 senede, 3 senede ila 4 senede bir PC değişirken bu cycle'lar 7 senelere, 8 senelere çıkmıştı Türkiye'de. Şimdiki duruma bakın, bir anda bir COVID geldi ve bir anda PC yetiştiremez olduk. Ben bunun hızla ve bu şekilde özellikle Türkiye'de devam edeceğine inanıyorum ve tabii ki hiçbirimiz ileriyi göremiyoruz ama bir sonraki kriz ortalama 7 senede 8 senede bir oluyor Türkiye'de. Bir sonraki krize kadar bir şeyin olacağı bana göre garanti. O da teknolojinin hızla daha da ileri gideceği. Belki teknoloji için en önemli fırsatımızın, en önemli dönemimizin hızla ilerleyeceğimiz bu dönem oldu. Teknoloji derken donanımdan bahsediyorum, yazılımdan bahsediyorum, servisten bahsediyorum. Hepimiz için büyüyecek kalemler ve bence çok doğru yerde, doğru zamanda ve doğru işi yapıyoruz. Banu'cum ben soruları cevaplamaktan daha zevk alıyorum. Bilmiyorum sen de. Çok çok teşekkür ederiz Deniz, bize özellikle böyle bir türbülanslı dönemdeki önceliği çok güzel işaret ettin. Dediğin gibi işin bir miktar daha finansal kısmının özellikle nakit akış tarafında öne çıktığı bir dönemdeyiz. Sorular geliyor. Öncelikle senin de Erol Bey'in de gerçekten çok enerji verdiğini, tarzınızla, ses tonunuzla sizleri burada görmekten çok mutlu olduğunu söylüyor iş ortaklarımız. Önce bir onu aktarmış olalım. Şimdi Microsoft tabii dünyada teknoloji sektörünü şekillendiren markalardan bir tanesi. Teknoloji sektöründe çok önemli bir yeri var. Sizler bu süreçteki önceliklerinizi nasıl görüyorsunuz ve bu süreçte toplam ticaretiniz nasıl etkilendi? Birçok önceliğimiz oldu. Ama ilk başta gerçekten çalışanların sağlığı ve güvenliği öncelik oldu. Çok hızlı bir şekilde bütün dünyada evden çalışmaya geçtik. Bence bunu hızlı yapabilmemizin sebebi de Microsoft'un son birkaç senedir biliyorsun misyonu zaten uzaktan çalışma, evden çalışma gibi konularda hızla ilerleyebilmek. Onun için içeride biz Microsoftçular olarak bunda çok zorlanmadık. Zorlandığımız şey sürekli sandalyenin üstünde oturup konuşmak gerçekten zorlayıcı. Ben günde herhalde 5 litre en az su içiyorum ama onun dışında teknolojik olarak baktığın zaman ilk yaptığımız şey sağlık ve güvenliği korumak adına evden çalışmaya geçmek oldu. Hatta şu an merak edip soranlar çok oluyor ne zamana kadar diye. Orta Doğu ve Afrika'da Haziran ayı ortalarına kadar şirkete gitmeme kararı aldık. Hatta dünyanın her ülkesinde isteyen her çalışan için geçerli, rollerde kritik bir gereklilik söz konusu değilse, o zaman Ekim başına kadar evden çalışma lüksümüz diyeceğim. Çünkü ben lüks olarak görüyorum. Lüksümüz var. İşe gitmemiz, ofise gitmemiz gerekmiyor. Şimdi bunların hepsi çok çok değerli şeyler bizlerle alakalı. Aynı şekilde önemli olan bizler için müşteri ve iş ortaklarımıza verdiğimiz servisleri ve hizmetleri kesintisiz olarak devam ettirebilmekti. Biliyorsun bulut servislerimiz, işte Teams'i çok iyi biliyorsunuz. Benim için tüketiciden sorumlu olduğum için oyun tarafında Xbox Live, Game Pass gibi servislerimizde hem çok yüksek taleple karşılaştık ve daha da önemlisi çünkü misyonumuz buydu. Bu servisleri sorunsuz sağlamayı başardık.
kullanıcı sayısında çünkü çok hızlı bir artış oldu. Buna da biraz değineceğim. Ama önce bir ticaret özeline bakalım. Ticaret özeline baktığında dediğim gibi evden çalışma, uzaktan eğitim, aile içi eğlence gibi ihtiyaçlar ile donanım, yazılım ve servisler anlamında hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde hatta bütün dünyada beklentilerimizin çok çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Basit diye söylüyorum. Teams örneğini vereceğim. Teams de şu an dünyada kabaca, benim söylediğim rakamlardan sorumlu tutmayın, ama kabaca şu an 75 milyon insan her gün Teams kullanıyor ve bunun önümüzdeki çok kısa birkaç ay içerisinde %25 daha yükselmesini bekliyoruz. Ticaret etkileri diye baktığım zaman bir takım aplikasyonların, bir takım servislerin kullanımına o kadar hızlı kaydık ki oralarda pozitif etki, PC'ye de bunun içine katabilirim daha önce açılışta bahsettiğim gibi. Evden çalışmanın ticarete etkisi, uzaktan eğitimin ticarete etkisi ve aile içi eğlencenin ticarete etkisi diye alt başlıkları altında herhalde toplayabilirim. Evet, bu anlamda Microsoft'un gerçekten süreçte global desteklerini hissediyoruz. Dediğin gibi bir takım uygulamaları da kullanıma açmasıyla birlikte. Peki lokal olarak destek var mı? Bölgede veya Türkiye özelinde bir takım destekleriniz oldu mu süreçte? Erol Bey 20 sene öncesinden bahsederken 2 senelik pardon 2 saatlik toplantının nasıl 4,5 saat sürdüğünden bahsederken benim de hemen aklıma bazı şeyleri ne kadar uzun proseslere dayandırdığımız oldu. Tabii Microsoft'ta 150 bin kişi çalışıyor. Farklı ülkelerin farklı talepleri, ihtiyaçları ve beklentileri oluyor ama bunu sadeleştirmek gerçekten de çok zor. Onun için prosesler zaman alıyor. Şimdi lokal destek dediğin zaman onun için birkaç küçük ama önemli alanda toplayabilirim bunları. Bir tanesi lokal olmasa bile globalde yaptığımız ama lokale de taşıdığımız tüm müşteri ve iş ortaklarımıza Teams uygulamamızı hayırlısı inşallah sizlerle de diyorum. 6 ay boyunca ücretsiz kullanıma açarak işlerini devam ettirmelerini önceliklendirdik. Bunu eğitim işiyle yaptık ama teşekkürler Erol Bey. Çok önemliydi çünkü diğer tarafta ne var? Tamamıyla komünikasyonun kesilmesi, yani bazı iş ortaklarımızla onların iş ortakları arasında ilişkinin, iletişimin ve ticaretin kesilmesi. Onun için bu uygulama bizim de geri dönüşümünü çok pozitif olarak aldığımız bir uygulama oldu. Global ve lokalde de yaptığımız. Ayrıca hiçbir zaman distribütörlerimizin yerini tutamayız onların yaptıklarının ama sizlerin kanala daha fazla destek olabilmeniz adına, sizleri bir nebze de olsa rahatlatabilmek adına bir takım küçük aksiyonlar almaya çalıştık. Buralarda zorlanıyoruz. Çünkü dediğim gibi her ülkenin ihtiyaçları o kadar farklı ki istediğimiz onay mekanizmalarını devreye sokmak bizim için bayağı uzun süreçler ama ben şu an kendimi mutsuz hissetmiyorum geldiğimiz noktadan. Bir takım aksiyonlar var. Bunların da dilerim yansımaları da pozitif olacaktır. Son olarak belki biraz eğitimden de bahsedebilirim. Teams'den bahsetmiştim. COVID'e cevaben yaklaşık 550 bin öğrenci ve eğitimciye Türkiye'de Teams ile uzaktan eğitime de geçirdik. Bunu da bir destek olarak görüyoruz. Zaman gösterecek olumlu etkilerini ama şu an bulunduğumuz noktada en azından Microsoft'un lokal destekleri adına kötü bir noktada olmadığımızı düşünüyorum. Çok teşekkürler Deniz. Biraz pratik günlük hayatımızda bugünlerde daha doğrusu süreç başladığından beri yaşadığımız bir sıkıntıyla ilgili Microsoft görüşünü ben merak ediyorum. Tabii söyledik uzaktan eğitim başladı, evden çalışıyoruz. Dolayısıyla önemli ölçüde bir evlerde notebook ihtiyacımız oldu. Tabii günün sonunda tedariğin çok büyük bir kısmı dünyanın bir noktasında yapılıyor ve salgın da burada çıktı. Tedarik zincirinde önemli bir aksamadan bahsediyoruz. Şimdi orada kapasiteler tekrar normale doğru döndü ama şimdi de lojistik bir takım sıkıntılar, uçak sevkiyatlarının aksamları gibi aslında bütün iş ortaklarımızı yani her segmentteki iş ortağımızı şu an talebe tam cevap verebilecek kadar bir notebook tedariğini sağlayamadığımız bir durumdayız. Siz Microsoft olarak bundan sonraki dönemde bu notebook tedariğinin özellikle hani notebook en çok öne çıkan ürün olduğu için soruyorum ama genel olarak tüm ürün gamlarıyla da ilgili tüketiciye giden cevaplayabiliriz. Nasıl görüyorsunuz? Bir düzelme bekliyor musunuz? Hızlanma bekliyor musunuz? Tedarik nasıl olacak?
Bana çok zor soru sordun. Gerçekten de çalışmadığım yerden demeyeceğim. Her gün çalışıyorum. Biraz anlatayım bizde neler oluyor onu anlatayım. Belki soruna direkt bir cevap olmayacak ama olamayacağı için de kişisel beklentilerimle sonunda bağlayabilirim. Bağlayıcı olmaz ama hiç olmazsa dediğim gibi 20 senenin tecrübesiyle düşündüklerimi aktarayım. Ama içeride neler oluyor diye bakalım. Söylediklerinin hepsinde haklısın. Bu kadar hızlı bir notebook talebinde artış beklemiyorduk. Bu üretim süreci zaman alıyor, komponentlerin üretimi zaman alıyor, lojistik bayağı bir problem haline geldi. Hatta lojistik maliyetlerinin artması bence bu işin temel zor unsuru. Şu an ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Microsoft Temmuz ayından Temmuz ayına, biliyorsunuz senesi, takvim yılı Temmuz'dan Temmuz'a. Ve biz şu an önümüzdeki senenin planlamalarını yapıyoruz. Hedef planlamaları, satış planlamaları, işte bu dahilde ne kadar notebook satılır, ne kadar PC satılır konuşmaları. Bu konuşmalar ondan sonra diğer M&A partnerlerimizle beraber, Dell, Lenovo, HP falan masaya yatırılıyor. Ortak bir beklenti var mı? GFK falan gibi tabii onları da saymıyorum. Ortak bir beklentide buluşabiliyor muyuz konusunda netleşiyoruz ve ondan sonra da diyoruz ki notebook tedariği konusunda içimiz rahat olduğu için şu an tamamıyla afaki. Önümüzdeki sene bu seneye göre %10 büyümeyi kaldıracak bir yapı var ve biz bunun altına imza atıyoruz. Ben ona göre satış hedefi alıyorum filan. Şimdi şu an o süreci yaşıyoruz. Benim hissiyatım ortak noktada anlaşmamızın biraz vakit alacağı yönünde. Çünkü Türkiye'deki bu potansiyel, Türkiye'deki bu fırsat diğer ülkelerde ki özellikle Amerika'yı baz alarak konuşmama başlayayım. Amerika ile ilgili düşünce şu. Zaten herkesin PC'si vardı ama yüksek bir talep oldu. Bu yüksek talep çok hızlı bir şekilde geçtiğimiz 2 ay boyunca karşılandı. Bundan sonra normalizasyon olacak, talep anlamında normalizasyon olacak ve büyüme bizlerin beklentisine göre, bizlerin Türkiye gibi ülkelerin ihtiyaçlarına göre daha düşük olabilir. Şimdi buralarda anlaşmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş diyeceğim. Ne demekse sen anlayacaksın beni. Ülkelerin bayağı arasında fark olabiliyor. Şu an bizim için infrastructure'ı tekrar yenileme, bakabilme, efektif kullanma, verimli kullanma zamanı daha yüksek bir büyüme bekliyoruz. Ben talebin sonuçta geleceğimiz noktada ve bunu kişi olarak söylüyorum, karşılanabileceği görüşündeyim. Okula dönüş dönemiyle ilgili beklentim hem tedarik konusunda hem de satış anlamında çok çok yüksek. Dünyada böyle bir büyüme bizde olduğu kadar söz konusu olmasa da bizdeki büyümeyi sonuçta bir şekilde doğru komünike edip gerekli notebook tedariğini de dilerim yapacağız. İş ortaklarımız lojistik maliyetlerindeki zorlanmaların dilerim son kullanıcıya yansıtmayacaklar. Üreticilerimizin destekleriyle birlikte her zaman üreticilerimiz destek olduğu sürece kesinlikle böyle bir yansımayı göreceğimizi düşünmüyorum. Müsaade edersen Erol Bey'e bir soru var. Bu soru çok geliyor. Bugünkü oturumdaki iş ortaklarımız da çok merak etmişler. Ama aynı şeyi Microsoft perspektifinden sana da soracağım. Erol Bey, içinde bulunduğumuz krizde Türkiye adına bir fırsat yaratma şansımız olur mu sorusunu size yönlendireceğim ama akabinde Deniz'den de Microsoft penceresinden kendi görev başlığından bölgeye baktığı zaman Türkiye'nin nasıl bir avantajı olabilir, nasıl öne çıkabilir bu kriz sonrasında? Sonrasında da senden onun cevabını rica edeceğim. Bana memnuniyetle çok geçici bir süre fısıhta takmış olduğum böyle şapka benzeri bir şapkayla takarak konuşursam beni bütün iş ortaklarım maruz görsünler. Bu biraz önce belki sohbetin ilk başında söylemiştik gerçekten. Yani işte bir nasihat, bir musibet. Yani o muhabbet ötesinde olduğu gibi buradan çıkarılacak muazzam derecede Türkiye ekonomisi içinde dersler var. Tabii ki kriz normalleşme sürecine doğru akarken masanın üzerinde bu anlamda ciddi ekonomik problemlerimiz olacak. Yani hiç kimse krizin herhangi bir ülkeden teğet geçtiğini söyleyemez. Yani bizi maalesef bize olduğu gibi bütün dünya ülkelerinde en gelişmişten en geri kalmışına kadar.
Ama aynı şekilde sevgili Banu, sevgili iş ortakları, ülkelere bu muazzam derecede fırsat getirmiş vaziyette olacak. Özellikle de bence Türkiye için. Nedeni şu ve çok açık. Yani bugün dünyanın üretim üstüne bakıldığı zaman, isterseniz buna teknoloji diyelim, ister tekstil diyelim, muhtelif birkaç endüstri hariç belki, yani üretim merkezi tamamen dünyanın birebir bu anlamda Çin olmuş vaziyetteydi. Bu yaşanılan tecrübe, yani bu sıkıntılı tecrübe, bu musibet diyelim, günün sonu itibariyle çok da uzak lokasyonlar olduğu için, her ne kadar bir yandan dijital dönüşümde ama ne olursa olsun bir lojistik uzaklığı var. Yani bir yerde bir emtia üretiliyor ise bu emtianın ilgili olan tüketim yerine gelene kadar harcayacağınız muazzam derecede en hakikaten kuvvetli uçaklarla bile uçursanız bile. Buradan hareketle baktığım zaman Türkiye'nin ihracatına, bunu her defasında da tekrarlıyoruz belki ama iyi şeyleri tekrarlamakta da ben fayda görüyorum. İhracat açısından, üretim açısından, üretim ekosistemi, tedarik zinciri ve bu işin gerçekten lojistiği açısından baktığınız zaman muazzam bir fırsat var. Bunu özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi başta olmak üzere Ticaret Bakanlığımız, devletin bu anlamda birçok yapıları tamamen tabii ki farkındalar. Ama topyekün, burada topyekün, yani 7'den 70'e iş dünyasında alert olması gerekir. Bir yandan herkes kendi endüstrisine de bakmak zorunda. Ama bizim işte üretim endüstrilerimiz, buna dönük olarak sanayi birimlerimizin biraz daha fazla desteklenebilir bir konumda olması gerekir. Bu krizde ve normalleşme süreçleri dahilinde ki buralarda gerçekten Çin yerine siparişler buraya gelsin. Bugünden yarına olmaz bu işler. Bunun farkındayım. Ama böyle bir, isterseniz adına psikolojik sıkıntılar diyeyim, Çin'e karşı bu anlamda hakikaten siparişler çalışırken bir müddet sıkıntı olacak. Bu müddeti biz kendi adımıza bence fırsat olarak yaratabiliriz. Bunun haricinde şunu diyebiliriz. Yani eğitim işte ne kadar önemliymiş. Bir kez daha anladık. Sevgili Deniz'in de bu anlamda söylemlerinde zaten fazlasıyla vardı. Yani böyle baktığımız zaman o da bugünden yarına düzeltilebilecek şeyler değil. Ama artık şu eğitim meselemizi bundan sonra yani kökten çözebilecek yeni bir takım normallere getirmemiz gerektiğinde fazlasıyla inanıyorum ki bu uzun vadeli Türkiye'nin gerçekten en büyük fırsatı olur diye düşünüyorum. Bir son belki fırsat olarak baktığım zaman da özellikle servis birimleri veren software, hizmet vesaire diye dönüp baktığımız zaman bizim sektöre de bence çok buradan fırsat çıkacak, ekmek çıkacak, iş çıkacak gibi gözüküyor. Yani bunun adına isterseniz Orta Doğu coğrafyası, isterseniz Balkan, isterseniz Avrupa coğrafyası değil. Herkes çantasını eline alıp acaba bize ne gibi ekstra işler çıkabilir diye bakmasının gerek olduğu bir dönem yaşayacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Erol Bey. Deniz, sen Microsoft açısından özel sorumluluğunda bulunan bölge açısından baktığında Türkiye'de nasıl bir avantaj olabilir diye düşünüyorsun bu salgın ve sonrasındaki dönemde? Erol Bey çok güzel özetledi. Üretim dedi. Bizim uzun yıllardır ihmal ettiğimiz bir şey. Belki iş ortaklarımızı şu an söyleyeceklerim çok çok ilgilendirmeyecek ama iki dakika af dilemek isterim ve üretimden ben de bahsetmek istiyorum. Çünkü üretim ve teknoloji bir araya gelip hızlı bir şekilde dağıtım yapabilme fırsatı şu an bizler için var. Çin'in uzak olması, Erol Bey'in söylediği gibi istediğimiz ürünleri istediğimiz an elimizde bulamıyor olma durumu artık gerçekten de hızlı bir şekilde fırsata çevrilebilir. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum izninle Banu. Yine Erol Bey 2003 yılında en uzak ücra köylerde bile ya da şehirlerde bile okullarda laboratuvarlar kurulduğundan bahsetmişti. Bence üretim ve onunla beraber eğitimde teknolojiye gerçek anlamda dönüş konusunda da adım atarsak belki bizler için fırsat olmayacak ama bizden sonra gelen kuşakların Türkiye'yi çok daha iyi, çok daha büyük, çok daha güçlü bir hale getirmesinde çok çok değerli olacak. Bir de bunu söylemek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde Türkiye'deki ve dünyadaki cihaz aktivasyon oranlarına baktığında nasıl bir kıyaslama görüyoruz ülkemiz adına? Aktivasyonun dünya ortalamasının üstünde arttığı bir dönemde miyiz yoksa benzer bir trend mi var bu tarafta? Dünya ile benzer artış trendi var. Ama birçok ülkeye göre de bu artış çok daha yüksek bir artış.
Ve şöyle bir şey, Amerika örneğini verdim ya biraz önce. Çok büyük tabii ki katkısı, katma değeri var bütün PC aktivasyonuna. Bu yükseliş trendi hızlı bir şekilde, hala yükselişte ama hızlı bir şekilde 2 ay sürdü. Şimdi biraz daha normalizasyon sürecine geçti. Bizde bu bizde de benzer süreç var. Yani cevabım süreçler benzer ama biz daha yukarıda seyrediyoruz. Zaten bunun için fırsat deyip duruyorum. Çünkü gerçekten de o kadar eksik bir altyapıyla işler, evden çalışma ve okul, öğrenciler. O kadar eksik bir altyapıyla yola çıktık ki aktivasyonlar bizde herhalde önümüzdeki dönemde de averaja göre daha yüksek seyredecek. Müsaaden olursa Erol Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Erol Bey, bu uzaktan çalışmanın işçi, işveren iki taraf içinde verimli olabileceğini düşünüyor musunuz? Sizce iş gücünün esnekliğine doğru gidecek bir tarz bu yeni dönemde, bu bir verim yaratabilir mi? Bana şöyle benim düşüncem, yani bunu sivil toplum örgütü şapkalarımızla da konuşurken, yani Türkiye'de gerçekten istihdamın, biz özellikle bunları biraz daha fazla gündeme getirirken, kadın istihdamının, yani bugün Türkiye'nin toplamına bakıldığı zaman %24'tür kadın istihdamı, yani 1'e 4. Bir kadınımız çalışır, 3 kadınımız maalesef. Bunların en büyük hakikaten çözümlerinden bir tanesini kadınlara verilebilecek esnek çalışma konusunu sürekli gündem yapan bir tarafımız fazlasıyla bu anlamda vardı. Şimdi ama tabii senin soruna geliyorum. Yani toplamda ekosistem tabii ki bu önemli çözümlerden bir tanesi. Yani şu anki genellikle gidişata bakılırsa kas gücünü çok ön plana alan endüstriler veyahut da iş kolları vardır. Burada gerçekten esnek çalışmanın belirgin bu anlamda sıkıntılarından söz etmek mümkün. Ama ofis ortamlarında her zaman evden çalışmanın da getirebileceği muazzam bu anlamda çözümler olabilir. Biz tabii kendi endüstrimize bakıldığı zaman bizim de kendi içimizde bir sürü kulvar var. Üretici kulvarı belki bunu doğal olarak daha kolay başarabilir nihayetinde. Üretim olmadığı için belki. Ama bir yandan hakikaten yani işin call center, belirgin bir merkezi sistemde daha fazla iş yapan birimlere bakıldığı zaman ben biraz distribütör taraflarını kastediyorum buralarda. Buralarda biraz daha hakikaten kolaylıklar olmayabilir ama pazarlama birimleri veyahut da satış birimlerinde belki biraz daha yine rahatlatan birimler olabilir. Yani bunlar özellikle bu pandemi veyahut da bu tip kriz, salgın vesaire gibi durumlarda şirketlerin hazır olması gereken ve belirgin bir nokta itibariyle de açık olması gereken gerçekten tool'ları nihayetinde. Yani verimlilik olarak bakıldığı zaman tabii ki her zaman ofis ortamının getirmiş olduğu bir ayrı bir bu anlamda ben bana izin verin lezzet diyeyim. Birlikte bu anlamda insanların dokunması. Ama içinde bulunduğumuz dönemde ve noktada böyle bir şeyin olması zaten söz konusu değil. Normalleşme süreci tamamdır diyene kadar işte sağlık kurulunun, bilim kurulunun. Biz o noktaya kadar da bu hibrit yöntemi deneyerek, hibrit yöntemi tutmaya çalışarak ama sosyal mesafeyi full izolasyonlu bir şekilde çalışarak tam tedbir almak kaydıyla hiç kimsenin gerçekten ayağına taş değmeyecek bir ölçüde bu hibrit sisteme de devam edeceğiz. O zaman müsaadenizle Deniz şöyle devam edelim. Erol Bey'in de son cümlesinden yola çıkarak. Sizce normalleşme ne zaman başlayacak? Deniz bunu yazıyorum bak. Bunu hemen hükümet yetkililerine de aktaracağım akıllı olsun. Dikkatli ol. Yani o zaman şöyle başlayayım, yine ben hani daha insancıl başlayayım. Bizler o kadar tez canlı insanlarız ki, nazik olmaya çalışıyorum. Bizlere kalsa herhalde dün başladı. Ben 2 ay sonra dün ilk defa yengemi görmek üzere kalktım, Florya'ya gittim. Florya'ya 1 saatte gittim, Göktürk'te oturuyorum. 20 dakikada gidecek olmayı hayal ediyordum, 1 saat sürdü. Trafik duruyor, insanlar dışarıda, maske pek görmedim, her yer dolu. Yani çok tez canlıyız, çok telaşlıyız bence. Yani sanki dün başladı, ben dün onu gördüm, dün başladığını gördüm. Şimdi daha işle ilintilendirebileceğiniz cevap vermek gerekirse, dikkatli olacağım Erol Bey. Yani basamaklı geçiş olacağını biliyoruz. İnşallah toplum olarak bir takım kurallara
daha iyi uyarsak, çünkü çok iyi iş yaptığımızı düşünmüyorum. Olabildiğince hızlı geçebileceğimize inanıyorum. Kişisel sorarsanız, bunu yazın Erol Bey, ben Aralık diyeceğim. Ama tamamen kişisel, hiçbir şeye dayandırmadan, Aralık ayında sanki artık yeni normal neyse, bu arada eskisi kadar seyahat edecek olacağım, edebileceğimizi düşünmüyorum. Mesela en önemli şey kişisel, hepsi bu anlattıklarım, ama uçuşlar, seyahatler çok daha az olacaktır büyük ihtimalle. Onun için evet, yazık, bu endüstri acayip kötü etkilenecek. Mesela. O da turizmde herhalde ilk etapta. Kasım Aralık ayına kadar dediğim gibi bir normalleşme beklemiyorum, ama dilerim 2001 yılına, değil mi? 2001 Ocak'tan itibaren çok hızlı bir şekilde 2021. evet. Bana şöyle bir küçük katkıda bulunayım Deniz. Tabii tamamıyla her şey normalleşti falan. İnşallah bir kere ikinci dalgayı almayız. Yani dünyada muhtelif ülkelerde gözüken veya muhtelif lokasyonlarda görünen, yani biraz normalleşme işte suyun üstüne saçı veya kafayı çıkardıktan sonra tekrardan hakikaten suyun altına girmek muazzam derecede kötü bir şey. Ama işte ezberler bozuldu vesaire. Biraz tabii öne çekilmesini ben de yürekten diliyorum. Yani güzel ülkenin daha fazla kayıp yaşamaması adına. Ama yani her şey hakikaten tamamen sıfırlanacaksa tabii ki Aralık'ta olur. Ama keşke gönül ister ki bu iş hakikaten Eylül'de veyahut da daha önceki dönemlerde hatta olsun. Ama buradan benden söz cümle olsun. Böylece senin rolünü çalmayacağım hakikaten. Mevlana'nın çok Evet. muazzam bir gerçekten cümlesini paylaşmak istiyorum. Deniz, hem senden de değerli iş ortakları da bu yeni normalleri çağrıştırırken hep benim background'ımda da kalır bu. Bak Mevlana şöyle diyor. Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Bakın Mevlana'nın binlerce şey söylemiş. Ama bu da hakikaten şey. Yani artık eski normalleri geride bırakmak gerekir. Yani bu sosyal mesafe için de aynı şey geçerli. Yani Aralık'ta varsayalım her şey bir tane bile vakamız kalmasın. Veyahut da Eylül'de her neyse onun tarihi hakikaten. Ama biz sanki o gün yoğun bir vaka var gibi. Senin gerçekten aile büyüğünü ziyaret ettiğime bir saat değil. Yani hakikaten onları bence daha kısa sürelerde yapmak gerekiyor ki millet yani dışarıya çıkmasın anlamında veya kontrolü çıksın. Tedbiri elden aman bırakmayalım. Evet, kesinlikle. Zaman çok hızlı akıyor. Yani daha çok soru sormak istiyorum, ama son bir soru müsaadenle alalım şu ortaklarımızdan gelen. Bu olağanüstü süreçte sence hangi şirketler güçlenerek bu süreci atlatacak, önüne daha sağlam devam edecek? Hangi şirketler acaba, endüstri anlamında mı soruyorsunuz? Hem endüstri olarak soran iş ortağımız da var, hem de nasıl davranan, yani bu süreçte nelere öncelik veren, nelere yatırım yapan şirketler olarak da iki türlü de cevaplayabiliriz. Evet, şimdi ilk başta hatırlarsan nakit akışından bahsettim. Birçok şey, ama nakit akışı. Ben bir daha onun altını çizmek istiyorum. Çünkü biz her krizden çıktığımızda nakit akışını iyi yöneten şirketlerle beraber çok hızlı ve çok sağlam bir şekilde çıktık. Bence çoğu şeyi bir kenara bırakıp bu tarafa bir tekrar sürekli bakmak fayda var. Söylemem de çok gereksiz belki. Herkes işini çok iyi biliyor, ama onun altını tekrar çizmek istedim. İkincisi, İş geliştirme konusunda bence bu dönemlerde, işlerimizin belki eskisi kadar hızlı akmadığı dönemlerde, iş geliştirme konusunda neler yapabileceğimize bakmakta fayda var. Bu dijital ortamda geçirdiğimiz zamanları bence beyin fırtınası yaparak çok iyi geçirmiyoruz şirketler olarak. Daha çok tek taraflı, ya da işte öyle söyleyeceğim, tek taraflı paylaşım şeklinde oluyor çoğunlukla toplantılarımız falan. O beyin fırtınasını, iş geliştirme kasımızı bir kenara bırakmamamız lazım diye düşünüyorum. Faydasını hemen görmeyecek olsak da iş anlamında diyeyim. Sektör, endüstri baktığımızda dediğim gibi teknoloji önümüzdeki 10 sene herhalde her şeyin üstünde, herkesin üstünde yer almaya devam edecek ve büyümeye devam edecek. Zaten şu an lütfen bakın, borsadaki fiyatlara, stokların fiyatlarına bakın, Amazon'a bakın, Microsoft'a bakın, Google'a bakın. Biliyorsunuz %25-30 oranında bir düşüş oldu bütün Amerika borsasında.
Bunlar bu tarafa eksi %30'lara giderken Amazon 1700 dolardan 2400 dolarlara geldi. Şu an 2300-2400 dolar arasında seyrediyor. Rakip ama bravo. Çok güzel yapıyorlar. Şimdi niye bunları söylüyorum? Teknolojinin önemi, online'ın önemi, o kadar net cloud'un, bulutun önemi, o kadar net gözümüzün önündeki ve bu zor durumdan kurtulmak için ekonomik olarak şirketlerin herhangi bir endüstride zor durumdan kurtulmaları için teknolojik yatırım yapmalarının da önemi çok çok gözümüzün önünde aşikar. Onun için ben sadece dediğim gibi turizm bayağı sekteye uğrayacak. Çok üzgünüm. Özellikle Türkiye bir turizm cenneti. Transportasyon bayağı sekteye uğrayacak. Bundan dolayı çok üzgünüm. Ama bunun dışında hızlı bir iyileşmeye gideceğimize inanıyorum kesinlikle. Servis tarafını, teknoloji servis tarafını ne kadar güçlendirirsek, sadece Türkiye'ye değil, belki biraz daha geniş bir alana, belki Orta Doğu, belki Avrupa servislerimizi satmanın olası olduğunu ve bunu değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Dilerim bir şeyler ifade edebildim Kesinlikle. Çok çok teşekkür ediyoruz Deniz. Sorulara vaktimiz yettiğince de cevap verdik. Çok güzel bir özet oldu. Tabii ki dünyamızı tabir caizse alt üst eden bir dönemden geçiyoruz. Ama bizler adına, iş ortaklarımız, ekosistemimiz adına iyi haber, teknolojinin hayatımızı pozitif yönde değiştirdiğini de bize hatırlatan bir dönemdeyiz. Bu açıdan teknoloji dünyasının çok önemli oyuncusu olan Microsoft'un gözünden süreci dinlemek bizim için çok faydalıydı. Bölgede ve globalde olduğu gibi Türkiye'de de önemli fırsatlar olduğunu hatırlattın. Bir son mesajın, iş ortaklarımıza vermek istediğin bir son mesaj, iletmek istediğin bir şey var mı? Ben öncelikle tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli. Dileğim de bir sonrakini yüz yüze yapabilmek ve kısa süre içerisinde yapabilmek. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama bu krizin bizler için gerçekten en önemli getirisi, kullanıcılar bilgisayarın tekrar hayatlarında ve işlerinde ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu anladılar. Yeni iş modellerinin ne kadar önemli olduğunu hep beraber bir daha anladık. IT yatırımlarının ve verimliliğin artışı çok çok ön plana çıktı. Dolayısıyla bunlar da IT ürün ve servislerine olan ihtiyaç ve talebin süreciyle ilgili güzel gelişmeler hepimizin üstünde durması, fırsat olarak değerlendirmesi gereken bir şey. Hepimiz adına sevindirici olan bu durumu da fırsata çevirmek konusunda beraber çalışmaya devam edeceğimizi biliyorum ve biliyorum. Ve herkese de tekrar teşekkür ederek sağlıklı günlere demek istiyorum Banucuğum. Tekrar teşekkürler sana da Erol Bey'e de ve iş ortaklarımıza. Çok teşekkür ederim. Erol Bey, sizden de bir kapanış için son mesajınızı rica edebilir miyim? Bana bir kere emeklerine sağlık. Özellikle sevgili Deniz, yani muazzam su gibi aktı dedikleri şey bir kez daha oldu. Her defasında böylesin. Muazzam derecede gerçekten güzel hitabetinle beraber. Umudu diri tutmak gerek sevgili Banu, sevgili iş ortakları, sevgili Deniz. Yani bu her zaman böyle. Yani dünya bugüne kadar tabii ilk yaşadığı bir pandemi değil belki 100 yıl önce ama bugüne kadar muazzam derecede olumsuz vakalar olmuş. Yani depremler, yanardağlar, işte büyük sıkıntı yaratan olaylar. Ama her defasında muazzam bir toparlanmayla ve bambaşka gerçekten günler veyahut da süreçler başlamış, dönemler başlamış. Pozitif anlamda söylüyorum. Bunların da bu anlamda gerçekten yani gecenin sabahı olur gibi bir noktaya hızla geliyoruz. O bakımdan umudu diri tutmak gerekir, daha fazla asılmak gerek. Ama daha fazla görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek adına tedbiri elden bırakmadan ve temkinli bir imsal içerisinde olup bence sürekli pozitif atak yapmak gerekir diye düşünüyorum. Herkese sevgiyle keyifli bir hafta sonu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Sağ olun. Erol Bey, çok teşekkür ederiz. Oturumu kapatmadan önce değerli iş ortaklarımıza katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ